Merhaba arkadaşlar, şu anda yollardayız yine. Yanımda bir müşterimiz var. Onun izlenimlerini ben kendisine soracağım. Çok spontane gelişti. Genelde benim yaptığım bir şey değildir bu. Yatırımcımız dünden bir gün önce geldi. Ne zaman geldin? Pazar günü. Pazar günü. 16'sında, 16 Ocak'ta. 16'sında. Nedir izlenimlerin? Nasıl havaalanından nasıl geldin? Nedir? İlk defa mı geldin Yunanistan'a? Yunanistan'a ilk defa geldim. Havaalanından da kolay geldiğimi söyleyebilirim. Yunanistan'a gelirken Türkiye'den de Yunanistan'a girişim de kolay oldu. Herhangi bir zorluk çıkarılmadı. Gayet olması gerektiği gibiydi. Ondan sonra nasıl diyelim? Rahat. Nedir? Atina'ya ilk gelişin. İlk gelişim, doğrudur. Nasıl buldun Atina'yı? Çünkü biraz önce dedin ki gösterişe kaçılmamış, evet. Ama medeniyete önem verilmiş. Atina'da yani gösteriş parantez içinde açıklayacak olursak göz boyama olayları çok yok. Hatta hiç yok. Fakat gayet insanların yaşaması için elverişli şartlar hazırlanmış. Medeniyete daha çok önem verilmiş. İnsanların asıl ihtiyaçları olan şeyleri gözetmiş artık yöneticiler, belediye, neyse kimse görevli. Görebildiğim kadarıyla izlenimlerim, yani şehir olarak yaşanası bir şehir. Peki arabaların bu kadar lüks olmamasını, yani çünkü geziyoruz, bütün müşteriler diyor ki ya burada lüks araba yok. Bu konuyla alakalı yorumun nedir? Vallahi lüks kelimesi biraz izafi bir şey. Gereksiz masraflardan kaçınmak istiyorsanız, sadece işinizi görmek istiyorsanız böyle düşük şeyli arabalar, motorlu, işte düşük tonajlı arabaları kullanmak daha iyi geliyor bana. Mantıklı gayet o bakımdan. Ne bileyim, harcayacak çok paranız varsa ziyan edin, büyük araba alın falan gibi bir şey diyebilirim. Peki şöyle evlerle alakalı, semtlerle alakalı neler söyleyebilirsin? Nedir? Evler, yani bizim Atina ile ilgili izlenimlerini daha bir geniş bir açıdan almak isterim. Yani buraya geleceklere neler tavsiye edersin, ne dersin? Kendi yorumların, yani kötüleri de söylemeni isterim. Sadece güllük gülistanlık değil. Yok, aklıma geldikçe söylerim zaten de. Şu anda hem bir çekimde konuşuyor olmak biraz şey yapıyor beni, heyecanlandırıyor. Bazı şeyleri toparlayamıyorum tam olarak. Ama şunu diyebilirim. Yani buraya gelen, ev almak için gelen kişiler Türkiye standartlarıyla, kendi evlerinin büyüklükleriyle kıyaslamaya çalışmasınlar. Çok güzel. Buranın her şeyi, kendi dengeleri var, kendi kriterleri var. Her yerin olduğu gibi, her ülkenin olduğu gibi. İşte burada insanların genel ortalama kullanım alanları tipik Avrupa evleri gibi anladığım kadarıyla. Bizimkiyle kıyasladığınız zaman biraz daha düşük metrekareler, ama evlerin kullanım alanları, kullanım faydalı durumu diyelim, bizimkilerden daha iyi kullanılmış, daha iyi alan değerlendirilmiş. Hı hı. Yani şimdi biraz evvel kaç metrekareydi? 80 metrekare mi? 85. 85 metrekare bir ev gördük. O evi o şekilde kullanabilmeniz için bizim oradaki sistemle o evin 150-160 metrekare olması lazım. Hı hı. Ondan sonra güzel düşünülmüş. Yani güzel. Şimdi o evle ilgili videoyu ben yükleyeceğim. İzleyiciler bir önceki videodan görebilirler nasıl bir evden bahsettiğimizi. Güzel o zaman. Biz arkadaşımızla, müşterimizle ev bakıyoruz. Şu anda yine yollardayız, sokaklardayız. Videolarımızı seyredin. Likelayın, paylaşın ve bundan sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.